Herkese merhabalar, ben Uğur Alpay'ın köy incelemelerinin yepyeni bir bölümünde daha birlikteyiz. Bugün 5 tane şanslı köyü inceleyeceğiz. Şu an Instagram onur.alp.aydın üzerinden yaptığım duyurudan 1400'ün üzerinde istek geldi. Ve bunlardan 5 tanesini, rastgele 5 tanesini bugün birlikte inceleyeceğiz. Şimdi hiç vakit kaybetmeden dilerseniz Emre 0918'in köyüne bakalım. 96. seviye, köy ismi Emre 18, klan kodunu da vermiş. 8VCC. 8VCC, tamam. JP9J. Tamam, süper. Bu klanda, Daltonlar klanında Emre 18 diye bir arkadaşı arıyoruz. Umarım bulabiliriz. Hemen şöyle aşağılara doğru inelim. Emre. Hah, burada. 52 tane birlik almış, 0 bağışlamış. Peki. Lavtasına varana kadar bir şeyleri açmış. Savaşlara bakıyoruz. Fena değil. Bir şeylerle de savaşmış. 2000 de kupası var. 9. seviye bir köy binası. Şimdi. Burada ilk başta gelecek olan şikayeti adım gibi duyar gibiyim. Duvarlar neden 7. seviyeyken 9. seviye köy binasına geçildi? Bu bir. İkincisi, havanlar 7. seviye yapılmış ve X yayları basılmışken neden buradaki sihirbaz kuleleri, büyücü kuleleri hala 6. seviye? Bu iki. Bu seviyeye gelinmesine rağmen okçu kraliçeyi yeni bastığını anladık ama barbar kral neden 8. seviye? Bu başka bir söylem. Şöyle bir etrafa bakıyorum. Tamam, yani kışlalar falan güzel. Yani şurada bir tane 9. seviye, 11. seviye var. Diğerleri de 10. seviye. Güzel, sıkıntı yok. Burada laboratuvar falan basılmış, güzel. Simetrik bir köy tasarım var. Burası buradan saldıran kişileri içeriye doğru, havana doğru çekmek için yapılmış. Kabul edilebilir, güzel. Sana tek önerim, şu duvarları bir an evvel bir 8. seviye yap. Mesela şunu 9. seviye yapmanın gereği yok. 8. seviye yap. Onun haricinde her şey güzel gidiyor. Eline koluna sağlık. Bir de şu büyücü kuleleri 7. seviye yaparsa dadından yenilmez. Onu da söyleyeyim. Şimdi ikinci köye yavaş yavaş geçelim. Hemen şuradan gidelim. Buna tıklayalım. Şuradan araya gelelim. Şuradan bir diyez basalım. Ve Blood Rapper diye bir arkadaş varmış. Yusuf PLBYK. Alt tire. Şimdi YU8. YU8. Tamam. YYJGV. YYJGV. Ve. Tamam. Bu ney la? Ha, request and get the fuck off KC diye bir şey varmış. Neymiş? 58 Blood Rapper. Blood Rapper neredesin? Blood Rapper. Bu bağış klanıymış bu arada demesine göre ama emin olamadım. Bulabileceğiz mi tabii seni? Biraz daha bakalım. Blood Rapper. Ben göremedim. Tekrar bakıyorum. Genelde bağış klanlarında çok fazla uzun süre şeyler kalmaz ama Blood Rapper neredesin? Yok, göremiyorum. Başka bir arkadaşa geçsin şansımız. Ne yapalım? Tamam. Palabıyık da hatta yazmış. Klan değişti, kusura bakma diye. Tamam, altına yazmış. Beni boşu boşuna arattın la Yusuf. Hadi sana bakalım. Teşekkür ederim de bunu belirttiğin için. 9 UL. 9 UL. Tamam, özel team de Blood Rapper'a şimdi bakacağız. Buluruz umarım diye burada düşünüyorum. Bakalım bulabileceğiz mi? Heh, burada. 35 tane bağışlanmış. 0 şey yapmış. Alınmış. Güzel. Hemen aşağı bakalım. 34 klan savaşı. Çok fazla klan savaşına girmiyor gibi. Bizim 7. seviye bir köy binasına sahipsin. Evet. Merkezden dışarıya doğru değil. Dışarıdan içeriye doğru duvarları geliştirirsen daha fazla faydasını görürsün. Özel team diye bir klandasın. Burada biraz para var gibi gözüküyor. Yerde saçılmış olan altınlardan gördüğüm kadarıyla. Köy tasarımın güzel. Herhangi bir sıkıntı görmüyorum. Havanları özellikle merkezde doğru toplaman artı işte sihirbaz kulelerinin bir kadime daha dışarıda olması güzel. Bir tek şu iksirlerini ve altınlarını biraz daha geliştirirsen son seviyeye gelebileceğine daha güzel olacaktır. Aynı şekilde şu hava savunmasıyla iki tane hava savunmasını yan yana bulundurmanın çok faydası yok. Mesela bir tanesiyle, örnek vereyim şununla, buradaki okçu kulesinin yerini değiştirebilirsin. Bu senin için daha faydalı olacaktır. Ama genel bakıldığında herhangi bir sıkıntı görmüyor. Sadece duvarlarını dışarıdan içeriye doğru geliştir. Onun haricinde de normal gelişimine devam et derim. Eline sağlık. Güzel bir oyuncusun belli ki. Sevgili Yusuf. Tamam. Üçüncüye gelelim şimdi. Şuradan şuraya tıklayalım. Hemen klan araya gelelim. Şuradan bir tane diyez basalım. Köy ismi Riverside'miş. Klan kodunu vermiş burada arkadaş. Hemen şuradan YGV0.
VLGV, VLGV. Ara diyelim ve Ay Yıldız diye bir klana gelelim. Burada neydi adı? Bir daha tekrarlıyorum. Riverside. Riverside, ha burada. İyi, yani aralarındaki en aktiflerden bir tanesi. Öncelikle onu söyleyeyim. Yine 7. seviye. Yine çok fazla klan savaşı yapılmıyor. Benzer bir köy tasarımı. Sadece burada galiba 5. seviye mi oluyordu 7. de? Aynen 5. seviye oluyordu galiba. Bir üst seviye belki şeylere gidebilirsin. Emin değilim. Eğer sihirbaz kulesi, büyücü kulesi maksimum seviyesi, kusuruma bakma lütfen. Sadece şuradaki ordu kamplarını bu kadar dışarıya bırakma. Mesela şu üçünü biraz daha köşe çaprazları ya da en azından şu alanlara koyarsan buralara yaklaşmaları biraz daha zorlaşacaktır. Bence bunu bir düşün. Yani şuradaki boş alana iki tane mesela ordu kampını koyarsan buradaki top atarlar daha uzun süre düşmanla savaşabilir. Artık şu hava patlatıcının burada durmasının pek bir anlamı yok gibi geldi bana. Yani belki bunu içeriye koyabilirsin. Şu alanın içerisine topu biraz aşağı kaydırıp şuraya bunu yerleştirebilirsin. Duvarları falan geliştirmeye başlaman güzel. Sıkıntı yok. Klan karesi biraz fazla dışarıda kalmış gibi geldi bana. Onu bir değerlendirebilirsin. Ama genel olarak bakıldığında ufak birkaç tane değişiklik güzel olur. Şu inşaatçı kulübelerin artık bu kadar dışarıda kalmasına gerek yok. Düşük seviyede birisi değilsin. 7. seviyeye gelmişsin. Oraya zaten birer tane okçu bırakıp onları rahatlıkla alırlar. Bu değişiklikleri yaparsan her şey fena değil gibi duruyor. Şimdi. Vay Gezgin Yusuf liderim diye de bir tane atıfta bulunmuş hatta. Klanının lideriymiş. Hemen bakalım. Şuradan Diyez'e basalım. Tamam. G8R99. G8R99. Güzel. UYG. UYG. Şimdi. Yenilmezler diye bir klan. Çok sevgili liderimizi arayalım. BN. BN mi? Bakalım. Evet BN. Şimdi bayağı bir bağışlanmış yalnız. Onun da dikkatini çekeyim. 30. seviye olmasına hiç bakmayın. Bayağı bir bağışlanmış. Helal olsun sana. Koca yürekli adam. 34 yıldız. Yani birçoğa göre aslında daha bile iyi olduğunu söyleyebilirim. Aktif bir oyuncu belli ki. Şimdi şöyle bakalım. 6. seviye belediye bina. Şimdi buradaki en gözüme çarpan direkt gördüğüm hata. Şunların yan yana konulması. Bunları yan yana koyma. Ayrıca bunları bir duvar, iki duvar, dört duvar arasına koymana da gerek yok. Bunları etrafına serpiştirebilirsin. Artı, mesela benim iksire mi ihtiyacım var ve sen bunları yeni mi topladın? Hemen şurada ordu kamplarının bulunduğu yere geniş bir şekilde okçu bırakırım. Önce ordu kamplarını ve kışlan alırım. Daha sonra da rahat bir şekilde şu iksir deposunu alırım. Yine aynı şekilde şu altın deposuyla da benzer bir şeyi yapabilirim. O yüzden bence buradaki altın madeni ve iksir toplayıcıları şu alana doğru geniş bir şekilde yay. Tamam mı? Ve bu duvarı da daha verimli, daha güzel ikinci katman bir defans olarak kullanabiliriz. Mesela şu duvarın pek bir anlamı yok mesela. Şurada bir tane açık var. Şu ikisi arasında. Sonra şurada bir tane devasa açık var. Yani bu duvarı kullanmasan da pekala şey yapılabilir. Yani merkez eyvallah. Bak şu merkez kare güzel. Ama bunun dışındaki her şeyi kaldırıp biraz daha güzel ikinci bir katman yaparsan senin için çok daha faydası olacağını düşünüyorum sevgili BN. Ama oyuna olan bağlılığın ne bileyim işte bu kadar dev basman, büyücü basman ki bu kadar dev ve büyücü basmak da bu seviyede çok verimli değildir onu da söyleyeyim. Biraz daha barbar archer yani barbar ve okçu çalışırsan senin için daha verimli olacaktır. Ama inanmış bir oyuncusun. O yüzden de seni tebrik ediyorum. Şimdi devam edelim. Ali Eren Taşdemir'in bir köyü varmış. 100. seviye. Vay 100. 100 güzel seviyedir. Hemen şuradan niyetimizi basalım. Y88. Tamam mı? RGLG. RGLG. Tamam. Q. Temaşa diye bir klanda çok sevgili Ali Eren'i bulalım. Ali Eren de hemen gözümüzün önünde. Bayağı bir bağışlamış. Bağışladığın yarısı kadar almış. Süpersin. 9. seviye köy binasına sahipsin ve epey de aktif bir klan savaşı yapanısın. Ve bir üyesin buna rağmen. Sevgili klan sahibine de buradan çok sevgili Ali Eren'i büyük yapması için ricada bulunuyorum. Şimdi Ali. Burada şöyle bir sıkıntı var. Eğer aşağıdan şu bant üzerinden fazlasıyla okçu gönderirsem. Birkaç tane duvar kırıcıyla şuraya doğru ilerleyebilir ve senin belediye binanı bir şekilde alabilirim. Biliyorum şu an kendi kendine diyorsundur. La Onur sen ben deli miyim oraya tuzakları ne bileyim işte testaları koymayayım. Doğru koyarsın ama bir golem belediye binasına kadar girmesinde epey bir yardımcı olur. Eğer bir yıldız almak için fit biri ise bunu da başarır. O yüzden bence klan kalesiyle belediye binasının yerini değiştirmen bence daha makul bir davranış olacaktır. Ama genel olarak bakıldığında kolay girilecek bir köyün yok. Öncelikle onu söyleyeyim.
9. seviyeye geçmene rağmen defans işte bu büyücü kuleleri, ne bileyim X-Yayı, Havan, işte okçu kuleleri, bunlara bayağı bir eğilmişsin. Bunun da farkındayım. Ki duvarları falan da götürüyorsun. Bunun da farkındayım. Belli ki iyi ve işi bilen bir oyuncusun. Öncelikle de eline sağlık. Genel olarak bir örneğe geçireceklerim bunlar değil mi? Lütfen aşağıda bulunan beğeni ya da beğenme düğmelerini tıklayın. Bunları gerçekten ciddi görüyorum. Herhangi bir sorunuz, yorumunuz ya da başka bir şey varsa yorumlar kısmını kullanabilirsiniz. Ek olarak onur.alp.aydın adresinden artık köy incelemelerini alıyorum. Dolayısıyla yeni köy incelemeleri için onur.alp.aydın Instagram sayfasını takip etmeyi unutmayın. Facebook.com/ChurchillClash of Clans'da bizim sayfamızı oraya da bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.